sonra seçime gidiyoruz. Biraz önce Meral arkadaşımız, yoldaşımız konuştu. Buraya gelirken talihsiz bir kaza geçirdi. Ama ben bir şeye tanıklık ettim. Ya siz ne kadar asil insanlarsınız. Meral daha hastanedeydi. Herkes seferber olmuştu. Yurt dışından, yurt içinden. Hepimiz birer Meral'ız ve hepimiz Erzurum'a gidiyoruz dediniz. İşte devrimci dayanışma budur. İşte yol arkadaşlığı budur. Onun için siz buradan, vallahi gönül ister ki buradaki bütün aday arkadaşlarımız gelsin. Ama bir realitemiz var. Meral milletvekili, yanında bir milletvekiliyle gelirse bu Erzurum için çok büyük bir başarı olur. Emin olun, bakın emin olun, buradan üç de çıkarabiliriz. Ben Serhat'ta birçok yerdeyim. Ardahan'dan milletvekilimizi alıp geleceğiz. Bir milletvekili var. Oradan iki milletvekilinden birini biz alıp geleceğiz Kars'ta. Üç milletvekilinin ikisini alacağız. Sonra geleceğiz Iğdır'da. İki milletvekilinin ikisini alacağız. Sonra geleceğiz Ağrı'ya, Adıyaman'a. Dört vekilin dördünü alacağız. Kürtlerle, Alevilerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum, büyük bir gurur duyuyorum. Bu kadim toprakların, bu kadim coğrafyanın ve bir yıllardır zulümlere, baskılara, şiddete boyun eğmeyen Şehzade'nin torunlarını örnek alan halkımıza binlerce selam olsun diyorum. Sizlerin bugünkü bu coşkulu, kararlı ve iradeli duruşunuz karşısında ben saygıyla eğiliyorum. Evet sevgili halkımız, gittiğimiz her yerde aynı coşku var. Ege'den Marmara'ya, Doğu'dan Batı'ya, Serhat'tan Amed'e, Botan'dan Karadeniz'e kadar. Her yerde yeşil solun bayrakları dalgalanıyor ve her yerde yeşil solun adayları coşkuyla karşılanıyor. Çünkü bu ülkede değişimi ve dönüşümü, bu ülkede adaleti ve barışı, bu ülkede huzuru ve refahı bizler yeşil sol olarak Türkiye'nin her yerine yayacağız ve bu rüzgarı her yerde estireceğiz. Güçlü bir temsiliyetle parlamentoya gireceğiz. Yeşil solun 100 milletvekiliyle, Yeşil Sol Parti'nin 100 milletvekiliyle parlamentoda temsiliyeti artık kaçınılmaz. Çünkü bu hava bunu gösteriyor. Çünkü bu atmosfer bunu gösteriyor. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Bu ülkede herkes, öteki olanlar, zulme uğrayanlar, baskıya ve şiddete maruz kalanlar kararını vermiş ve yeşil solu yüzün üzerinde vekil temsiliyetiyle parlamentoya gönderecek. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Bir oy yeşil sola, bir oy da faşizmi göndermeye. Çünkü bu ülkede faşizm uygulayanlar belli. Bu ülkede Kürtleri inkar edenler belli. Bu ülkede Alevi'nin eşit yurttaşlık hakkını tanımayanlar belli. Kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik baskıyı, kadınların emeğini, gençlerin geleceğini ve gençlerin hayallerini yıkan, tanımayan bir iktidar var karşımızda. Evet, AKP-MHP ittifakının 21 yıldır bu ülkeye uygulamış olduğu bu zulüm ittifakını
gençlerin çoğunun işsiz olduğunu biliyoruz. Buradaki gençler batıya iş bulmak için gidiyorlar. Hınıs'ın da, Tekman'ın da, Karaçoban'ın da, Karayazı'nın da gençleri kendi doğdukları coğrafyada, kendi doğdukları topraklarda iş bulamıyorlar. O yüzden de karın doyurma pahasına bile olsa batıya iş bulmak için gidiyorlar. Peki Erzurum halkı bunu hak ediyor mu? Hayır. Erzurum'daki genç kardeşlerim, genç arkadaşlarım, ben de genç olduğum için böyle söylüyorum. Bütün genç arkadaşlarım bunu hak etmiyor. Sizler bunu hak etmiyorsunuz. AKP hükümetinin gençlere de ve Erzurum halkına da reva gördüğü bu yaşam biçimini değiştirmek ve 14 Mayıs'ta onları Erzurum'da bir tabela partisi haline getirmek genç yoldaşlarımın görevidir. Genç arkadaşlarımın görevidir. İsmi Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir sevgili halkımız. Ama buna aldanmayın. İsminde adalet olanın bu ülkeye bütün adaletsizlikleri getirdiğini biliyoruz. İsminde kalkınma var ama Türkiye'yi kalkındırmak yerine kendi yandaşlarını, beşli çetelerini ve kendinden olanları kalkındıran bir partidir AKP. İşte bu onun adıdır. Evet, Erzurum halkının ne yaşadığını bilmez, düşünmez. AKP hükümeti Erzurum'da insanlar aç mı, yoksul mu, sefalet yaşıyor mu bunu bilmez ve sorgulamaz. Çünkü sarayın penceresinden Erzurum halkı görünmez. Şimdi her seçim döneminde yalanları, vaatleri ve kurdukları sözleri görüyoruz. Her seçimde yeni yalanlarla Türkiye halkının önüne çıkan ve Türkiye halklarından oy isteyen AKP hükümetinin bu dönem birkaç gün önce uydurduğu yeni bir yalan var. Cudi'de bir petrol bulmuşlar. Yalan! Cudi'de petrol bulduk yalanını bir seçim vaadi olarak ülkenin toplumuna ve ülkenin seçmenlerine yeni bir söz olarak koydular ve bu yalanı bir kez daha uydurdular. Asıl petrol ve asıl rezerv kaynakları nerede biliyor musunuz sevgili halkımız? O sarayın altında. Milyarlarca dolarlık yaptırılan sarayın altında esas kaynaklar. Ama 14 Mayıs tarihinde o sarayın ampulleri sönecek ve bütün İşçinin, çiftçinin borç gırtlağına kadar borçlu olduğunu da biliyoruz. Burada Hınıs'ta esnaf siftah bile yapmadan kepengini kapatıp akşam evine gidiyor. Çünkü herkesi borçlu yaptılar. Herkesi kendilerine borçlu yaptılar. Herkesi devlete borçlu yaptılar. Bankalara borçlu yaptılar. Kredi kartları İnsanların artık elinde ve borç yükünden dolayı insanlar kredi kartlarına yüklenmeye çalışıyor. Oysa o kredi kartları bile insanların daha sonra para ödeyeceği bir alettir. Ve bu halkı bu duruma getiren, bu halkı yoksulluğa, sefalete, borca ve geçim kaynaklarının kendilerine yöneldiği yaratılan bir Türkiye'de, böyle bir coğrafyada bu halk, yani sizler bunu hak etmiyorsunuz. Böyle bir yaşam biçimini ne siz hak ediyorsunuz ne de biz bunu kabul ediyoruz. Evet, halkımızın refah içerisinde adaletle, barışla, huzurla yaşayabileceği bir ortamı hazırlayacağız.
hazırlamak için bugün yollara çıktık ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Şimdi biz bu alanlarda konuşma yapıyor olabilirsiniz. Ama esas konuşmayı sizler 14 Mayıs tarihinde yapacaksınız. Yani söz sizin, karar sizin, mühür sizin, Yeşil Sol Parti sizin sevgili halkınız. Ben inanıyorum ki Erzurum halkı kendi adaylarına ve kendi partisine sahip çıkacak. Şimdi buranın birinci sıra adayı sevgili Meral Danış Beştaş çok talihsiz bir trafik kazası geçirdi. O kazayı geçirmemiş olsaydı bugün sizlerle birlikte, bizlerle birlikte burada olacaktı. Ve seçim tarihine kadar bu çalışmayı bizzat kendisi yapacaktı. Ancak mevcut koşullarından dolayı, rahatsızlığından dolayı gelmedi, gelemedi. Ama şuna inanıyorum, sizler Meral Danış Beştaş'ı kendi sesiniz olarak, kendi sözünüz olarak, kendi iradeniz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceksiniz. Sadece Meral'i de değil, Erzurum'a bir milletvekili yetmez. Sevgili arkadaşlarım, biraz önce aday arkadaşlarımız sahnedeydi. Hepsini tanıyorsunuz ve hepsinin de sizin temsilciniz olacağına yürekten inanıyorsunuz. O yüzden 14 Mayıs'a kadar daha fazla çalışmak, güçlü çalışmak ve bu ilde Yeşil Sol Parti'yi güçlü bir temsiliyetle parlamentoya göndermek sizlerin sorumluluğundadır artık ve ben buna inanıyorum. Ben size hem inanıyor hem de güveniyorum sevgili halkımız. Bunu başaracağınızı da biliyorum. Bize en güzel müjdeyi siz vereceksiniz. Rahat olmayacağız. Rahat olursak, rehavete kapılırsak bizim boş bıraktığımız alanları başkaları doldurur. O yüzden gece demeden, gündüz demeden kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, Kürdüyle, Alevisiyle kapı kapı dolaşacağız. Her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız ve herkesi ikna edeceğiz. Yeşil Sol'u tanımayanlara Yeşil Sol'u anlatacağız. Evet, bu zulmün bitmesi için, bu barbarlığın bitmesi için, tek adam rejiminin artık gitmesi için, Ali Rıza amcanın hakkı için Erzurum kendi iradesine sahip çıkacak. Bu zulüm sadece Ali Rıza amcaya değil, bütün Kürt halkına yapılan bir zulümdür. Şeyh Said döneminden kalan zulüm bugün onun torunlarına, onun çocuklarına yapılan zulümdür. Ama bu ülke artık zulümlere de, baskılara da, şiddete de ve bu ülke artık çatışmalara da, savaşlara da dur diyecek güce sahiptir. İşte bunun için sevgili arkadaşlarım, sizlerin yapacağı tercih önemlidir. Siz ya aydınlığı seçeceksiniz ya karanlığı, ya savaş politikalarını ya barış politikalarını, ya demokrasiyi ya faşizmi. Ama ben inanıyorum, Türkiye'nin her yerinde barış rüzgarları, demokrasi rüzgarları ve bu ülkeye refahın gelmesi için insanların başlattığı ve soluduğu bu hava parlamentoya yerleşecek.